sana son iyiliğim olsun dedim. Ay ne ben sen ne sen bana sal ne ben sana sallayayım dedim. Hem senin açından. Çünkü dedim bunun gideceği yol gerçekten kötü bir yol. Çünkü benim ağzım da açılmaya başlıyor artık. Hani bunun bir zararı neresinden dönersen kârdır. Ve ben bunu sürekli hep yaptım hayatımda. Çünkü babam sürekli bana bunu öğretti. Ve hani o anlık bunu döndürmeseydim belki bugün bu yayını daha farklı açıp daha iğrenç bir şekilde konuşacaktım. Bunu istemedim. O da aynı şekilde tamamdır. Hani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Son iyiliğimiz olsun birbirimize tarzında. Böyle bir konuşma geçti. Yani barışma gibi bir söz konusu olamaz zaten o kadar denilen şeylerden sonra. Sadece uzlaşma gibi bir şey oldu yani. Şekilde. Teşekkür ederim. Ben de sizin yanınızdayım. Çok güzel duygu söylemiş ya. Ya abi ya al işte. Ya sen hala ne diyorsun? Hani hala ne diyorsun yani? Hala ne diyorsun? Ya bu neden bir duygu sömürüsü olsun? Evet, senin hayatına girdikten sonra birçok dost bildiğim için yaşadım ama. Neden vizyon azabı yaşayayım ki? Yani benim bir parmağım olmayan bir işten ben neden üzüleyim? Hani benimle ilgili olan bir konu değil. Hani insanların kendi arasında yaşadığı problemlerden olan bir mevzu bunlar. Hani ben tabii ki de onların her zaman yanında olurum. Onların da yanında olurum. Bu konu bu değil. Hani insanlara ben hep şunu dedim. Yani bir insana problem yaşıyorsa bunların ikisi yaşasın. Üçüncü kişi karışmasın işin içine. Çünkü hani bunlar barışınca buradakiler olanlar bunlara oluyor. Bunlara bir şey olmuyor yani. Bu yüzden hani böyle bir şey düşünmüyorum çünkü bu benimle ilgili olan bir şey değil. Yani onların arasında yaşadığı problemler. Benimle ilgili bir problem olduğu zaman tabii ki de ben de kendi düşüncemi bir şeye sahip olup öyle bir konuşma yaparım gibi. Arkadaşlar biz zaten bakın benim bahsettiğim şey şu. Biz Ceren'le zaten birbirimize sürekli göndermeler yapıp sürekli birbirimizi bunu şey yapıyorduk yani. Benim bahsettiğim şey dün Ceren iyi değildi ve ben üzüldüm. Bu da benim şeyimdir yani. Hani kötülükten değil, benim yaptığım bu şeyden değil. Sadece gerçekten bu şey ilerledikçe iki taraf da daha çok üzülecek ve hani ben sadece o anda bütün gururumu, bütün şeyimi unutup sadece dedim ki hani bak dedim bu yol değil. Bu yaşanılan güzel günlerin hatırında bu kadar şey yaşandı, unutulmayacak şeyler yaşandı. En azından bundan sonrası için daha doğru düzgün bir şey olsun ve bunu keselim. O da aynı şekilde bunu düşündüğünü söyledi ve bu bir şekilde kapandı yani. Hani girip yok sen şunu yaptın, yok bunu tek ben yapmadım. O zaman bana da neler söylendi. Yani ben yine bunları unutup bunu bitirelim dedim. Bu kadar. Yani bu insanların mantıklı insanların yapacağı şeyler arkadaşlar. Yani bu yüzden yok şunu şöyle yap bunu yap böyle bu tarz mevzulara gerçekten gerek yok çünkü olması gereken buydu. Çünkü burası sosyal medya ve biz sosyal medyada benim şu an bu konuşmayı yapmam bile benim 10 sene sonra burada bir kayıt bırakmam demek. Ben 10 sene sonra da bu yayını izleyebilirim. Ben 10 sene sonra, 20 sene sonra da bu yaşanılan mevzuları geçip açıp tekrar okurum. Ve bu tamamen hani burası bizim aslında neyimiz? Sicilimiz yani. Bunlar hep burada kalacak. 10 sene sonra ben bu videoyu tekrar izleyeceğim mesela.
Bahsettiğim bu. Arkadaşlar, ben az önce diyorum ki bu tarz yalan şeyleri hani inanıp şey yapmayı bana hala diyorsun ki Deniz'le sevgilimizin. Arkadaşlar ne alaka? Ben başta ne dedim? Başta ne dedim? Allah Allah. Sana soracaktım arkadaşım zaten. Çünkü çocuğun adı Osman olduğu için Osman demem gerekiyor. Çok haklısın. Haklısın. Arkadaşlar bazen gerçekten çok komik konuşuyorsunuz. Kendi yaşadığın her şey direnleşiyor. Bunun farkındayım zaten. Beni küfür edip kadına şiddet diyorsun. Şimdi bak ben burada ne dedim en başta? Hani zaten o kadar ses kaydı çıktı dedim. Bir kızın hakkında konuştuğu o kelimeler vesaire. Bana gelip diyorsun ki sen de ona küfür ettin. Kardeşim bunu ben tek yapmadım farkındaysan. Hani bakın ben bu konuyu başta bahsettim ve konuyu buraya getirdim. Konuyu tekrar başa alıp tekrar konuyu baştan sürekli şey yapmayın arkadaşlar. Konuyu tekrardan alevlendirmeyelim. Alevlendirmek istiyorsanız tamam diyeyim yani ne diyebilirim? Ben size iki tarafında sadece mantıklı bir insan olduğumuz için zararının neresinden dönersek kârdır diye düşündüğümüz için hani olayı ikimiz de büyütmemek istediğimiz için böyle bir karara vardık. Eğer büyütmek isteseydik zaten ne ben o yazıyı yazardım ne de o kız ona öyle bir şekilde cevap verirdi. Hamburger. Ben de sizi seviyorum. Sen kendinden sormuyorsun. Neden dedin ona ya? Hiç geçmiş saygın yok. Bilirim saygın yok. Kardeşim o zaman bana neden katil dendi? Benim yapmadığım bir şey üzerinden. Hadi bunu da savunun. Hani ben diyorum ki size bak konu bitti kapandı. Bana hala diyorsun ki senle böyle demiştin. Bir tek ben mi dedim? Bir tek ben dediysen tamam haklısın. Haklısın. Senin hikaye dediğin için o zaman niye konuşmadın? Arkadaşlar ben herkes linç yiyor abi burada. Ben bunu anlatamıyorum sanırım size. Ben linç yiyip yok hayır konuşmayacağım tamam. Tamam ben bu yorumlara cevap vermeyeceğim. Herhangi bir sevgilim yok. Herhangi bir sevgilim yok. Benim bir sevgilim yok arkadaşlar. Benim sevgilim yok. Sevdiğim insan yok. Ben kendim ve kendimim yani tekim kimse yok hayatımda. Anlatamıyorum artık. Hani bari gerçekten böyle saçma sapan şeylere inanmayın abi. Delireceğim. Delireceğim. Hayır sabah değil. Hani ben başta burada neyi savundum? Hani bu kadar gerçekten beyin yoksun olan bu kadar insan tanımadım. Hani dedim ki insanlara kötü şeyler yazmanız sadece onları üzer ve onların psikolojik olarak kötüye sürükler. Ve şu an hala gelen yorumları şu an okuyorum.